17 Kasım Dünya Akciğer Kanseri Farkındalık Günü nedeniyle göğüs cerrahisi uzmanı operatör doktor Tayfun Kermenli açıklamada bulundu. Akciğer kanserinin en büyük düşmanının sigara olduğunu anımsatan doktor Tayfun Kermenli, Covid-19 salgınından sonra tedbir amaçlı tomografi çektirmeye gelen birçok vatandaşa kanser teşhisi koyduklarını ifade etti. Bu ay vesilesiyle biz de hastalarımıza, özellikle sigara içen insanlara akciğer kanserini hatırlatmak istiyoruz. Bizim amacımız aslında 20 yıldan fazla sigara içimi olan herkeste mutlaka akciğer kanseri taramasının yaptırılması. Çünkü akciğer kanserinin en büyük risk faktörü maalesef sigara. Belli bir süre sigara içildikten sonra akciğerde oluşan hasardan kaynaklı akciğerde bir kanser meydana geliyor. Kanser oluştuktan sonra bunun tanı aşaması, ameliyat aşaması, tedavi aşaması bir sürü süreci içeriyor aslında. Ama en önemlisi bizim için halk sağlığı açısından en önemli kısmı sigaradan uzaklaşmak ve sigara içen bireylerde en azından sigarayı bıraktırabilmek. Akciğer kanseri açısından önemli risk faktörlerinden bir tanesi 20 yıldan fazla sigara içimi. Biz hastalarımıza 20 yıldan fazla sigara içimi olan her hastamıza mutlaka akciğer kanseri açısından tomografi ile kontrol öneriyoruz. Özellikle bu Covid döneminde aslında akciğer tomografisi çekilen hastamız sayı ve oran olarak da arttı. Covid'in vesilesiyle beklenmedik şekilde hiçbir şikayeti olmadığı halde akciğer kanseri saptanan hastalarımız arttı. Yavaş yavaş onlar gelmeye başladılar. Bu aslında tamamen tomografi çekim sayısının artmasıyla alakalı. Bu pandemi sürecinde bizim en çok korktuğumuz şey aslında hastalarımıza akciğer kanserinin dışında yanında bir de Covid korona sürecini görmemiz. Bazı hastalarımızda ikisi birlikte olduğunda çok ciddi sıkıntılar oluşturabiliyor. O yüzden mutlaka tedbir, mesafe ve temizlik kurallarına uymanızı öneriyoruz. Hastalarımıza bunu öneriyoruz. Yaptırmalarını rica ediyoruz. Çünkü akciğer kanseri erken evrede yakalandığında tanısı olan ve tedavisi olan bir kanser türü aslında. Birinci evre veya ikinci evrede yakalandığında ameliyatla tamamen çözülebileceği gibi hiç tedaviye gerek kalmadan sağlıklı bir hayata kavuşabilirler. Bazı hastalarımızda solunum cihazına bağlamadan, entübe etmeden, narkozsuz anesteziyle ameliyat yapıyoruz. Bu da büyük bir avantaj bizim hastalarımız açısından. Çünkü narkoz aldığımızda bunun iyileşme süreci bir günü, iki günü bulabilirken narkozsuz hasta normal 2-3 saat sonrasında normal hayatlarına dönebiliyorlar. Hastanemizde tamamen onkoloji ve radyasyon onkolojisinin olmasıyla beraber aslında tam bir onkolojik birim, konsey dediğimiz bir toplantı oluyor. Bu sayede tüm branşların içinde bulunan nükleer tıbbın, onkolojinin, radyasyon onkolojisinin ve göğüs cerrahisinin, göğüs hastalıklarının içinde bulunduğu bir konsey sayesinde akciğer kanseri açısından en doğru tercihi, en doğru tedavi şeklini belirliyoruz. Ama en önemlisi, en başta gelen şey aslında erken tanı ve erken tedavi şekli. Bizim için en önemlisi bu. Mutlaka mutlaka öneriyoruz ki 20 yıldan fazla sigara içiminiz varsa, aslında 20 yıl şöyle, yani 10 yıldır 2 paket sigara içmeniz de sizi 20 yıl yapar. 5 yılda 4 paket içmeniz de günlük sizi 20 yıl yapar. Yani illa 20 yıl geçmesi şart değil. Önemli olan günlük içtiğiniz paket sayısı aslında. Hastalarımızda göğüs ağrısı, öksürük, geçmeyen öksürükler özellikle, ağızdan, balgamdan kan gelmesi, geçmeyen nefes darlığı şikayetleri, ses kısıklığı, kaburga ağrıları, omuz ağrısı bunlar tamamen akciğer kanserinin bulguları şeklinde ortaya çıkıyor. Ve bu bulgular varsa eğer mutlaka bir akciğer filmi çektirmenizi öneriyoruz.